Merhaba arkadaşlar. Size bugün iPhone 8 Plus'ta yeni sürümü iOS 14.3 sürümü nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda ben sürümü de hemen gösterelim. Hemen bakalım. Zaten yazılım güncellemesi geldiğini gösteriyor. Hakkında diyelim. Evet arkadaşlar, sürümü gördüğünüz gibi 11.4.1 sürümü kullanıyorum. Peki bu sürüm kullandığında ne gibi sorunlar yaşarız? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Clips ve iMovie gibi programlarınız eğer çalışmıyorsa veya diğer yapılarınız çalışmıyorsa sürümümüz eski olduğunu gösterir. Örnek şuna tıkladığımda maalesef açılmıyor. Bunun sebebi sürümün eski olduğunu. Evet. Peki ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar iOS 14.3 biliyorsunuz güncel sürümü yayınlandı. Ve bunu nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda mesela yüklüyor. Fakat sonra tekrar uygulama açılamadı diye bir hata veriyor. Bunun çözümü şudur arkadaşlar. Ayarlar. Girdiğinizde sürümü göstermiştim. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Genel ayarlara girdiğimizde yazılım güncellemesi diye bir bölüm var ve üstte 1 olarak zaten kırmızıyla görünüyor. Yazılım güncellemesini girdiğimizde evet, iOS 14.3 4.1 GB yer kaplayacağını gösteriyor. Tabii öncelikle şarjınızın yeterli dolukta olduğunu, aynı zamanda yeterli hafıza olduğunuzda emin olmakta fayda var. Burada daha fazla bilgi dediğimizde burada nelerin değiştiğini anlatıyor. Tüm yeni araç takımları, yeniden tasarlanan araç takımları hemen ana ekrana yerleştirildi. Küçük ve orta büyük bu araç takımları görüntülenmesi. Yani çok da okumak istemiyorum bunu. Ama genel anlamda baktığınızda akıllı yığın aygıt için bir program eklendiğini gösteriyor. Hava durumu, saat, takvim, haber, harita, fitness, program, anımsayıcı, borsa, müzik, TV gibi güncel sürümlerin, yani programların geldiğini gösteriyor. Evet. Burada birçok şey var. Bunu okuyabilirsiniz zaten. Çok da sizi... Evet, az önce Clips'i, yani Clip programını açmaya çalışmıştık. iPhone'un kendi programını. Fakat burada şu anda indirilemedi diyor. Bitti, yeniden denediğinizde yine hata veriyor. Bitti diyorum. Bu sürümü güncellemeniz gerekiyor. Yoksa bu programları kullanamıyorsunuz. Evet, yazılım güncellemesi şu şekilde arkadaşlar. En aşağıda indir ve yükle var. Evet, indir ve yükle. Biz şu anda indir ve yükle dediğimizde iOS 14.3'ü yükleyecek. Evet, şu anda tıklıyoruz. Evet, paralarımızı soruyor. Paralarımızı girelim. Evet arkadaşlar. Şu anda kalan süre hesaplaması. Burada görüyorsunuz. Şu anda herhangi bir süre çıkmadı. Ama yaklaşık 1 saat süreyle açılacak. Belli bir süre sonra 2 saat, 3 saat yazacak. Bundan sonra tekrar geriye doğru düşüp tekrar ufak tefek saatte oynamalar olacak. Endişelenmeyin. Biraz ağır yüklüyor. Şarjınızın tabii benim şu anda %33 ama sizin şarjınızda yeterli miktarda olduğunu kontrol edin. Ben şu an biraz sonra şarj cihazını takacağım. Güncellendikten sonra birlikte eskiye göre neler değiştiğini bakacağız. Şu anda zaten görünümde ben şu anda iOS 11 kullanıyorum. Görünümde neler değiştiğini birlikte bakacağız. Şu anda söylemek istediklerim bunlar. Kalan süre hala hesaplanıyor diyor. Bu dediğim gibi biraz uzun sürecek. Yüklendikten sonra neler değişti ayarlarda birlikte sizlerle incelemesini yapalım. Peki, teşekkürler. Sağlıcakla kalın.